mahkeme celbiyle şok oldu. Ruhu bile duymadan üstüne 5 ayrı at çıkarıldı. On binlerce liralık borcun altına sokuldu. Yetmezmiş gibi her anda tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya. Tutuklanma korkusu yaşıyor musunuz? Ya muhakkak çocuğumdan o gün hastanenin bahçesinde yattım 2 gün ya. Ben tutuklanmam var diye. Kalp hastasıyım zaten. Bir ay oldu ameliyat oldum. Turan abinin hayatı zorluklarla geçti. Turan abi yıllar önce evlendi. Ercan adında bir çocuğu oldu ama annesi gezmeye gidebilmek için iddiaya göre o çocuğu bir evin bodrumuna kilitledi. Ercan havale geçirdi ve şimdi zihinsel engelli. Turan abinin bu kadar derdi, bu kadar sıkıntısı varken o ailesini geçindirmeye çalışıyor. Vapurlarda, dışarılarda, sokaklarda çakmak, kalem ne bulduysa satarak çocuklarının geçimini sağlamaya çalışıyor. Ama şimdi çok büyük bir derdi daha var. Onun adına tam 5 tane hat çıkartıldı ve o hattı çıkartanlar Turan abi adına hem kredi çekti hem de dolandırıcılık yaptı. Adının dolandırıcılığa karıştığını evine gelen mahkeme kağıdıyla öğrendi. Geçim derdi yerini tutuklanma korkusuna bıraktı. Çünkü onun adına 5 ayrı telefon hattı çıkaran dolandırıcılar 15 bin liralık borcun altına soktu. Gittim adliyeye. Adliyeye 2 tane dolandırıcılık meselesi çıktı. Bir tanesi Sivas'tan, bir tanesi Adana'dan, ağır cezadan. Öbür defa gitmemde polis beni tutukladı. Dedi aranmam var dedi. 58 yaşındaki Turan Gümrel, zihinsel engelli oğlu Ercan'la birlikte kendini bir anda savcının karşısında buldu. Masum olduğunu kanıtlamak için saatlerce dil döktü. Arama çıkartmışlar, savcıya çıktık. 700'lerine at çıkartmışlar efendim. Ben tanımıyorum etmiyorum dedim. En ufak bir ilgim varsa dedim, gerekli cezayı verin bana dedim. Suçlamalar geliyor bana dedim. Tutuklama emri çıkartılmış dedim. Sağ olsun savcı bey yine dedi ben tutuklamayı kaldırayım dedi. Neyse ki savcı halinden anladı. Gümrel'i serbest bıraktı. Ancak hala tutuklanma korkusuyla yaşıyor. Çünkü nereden, ne zaman, ne geleceğini tahmin edemiyor. Yani bir gün nazarete kalmam bir şey değil, ölümüm olur. Bir yandan şeker, bir yandan kalp. Kadriye Efiloğlu 8,5 aylık hamile ancak kalp kapakçığı sorunlu. Doğum yaparsa hayatını kaybetme riski var. Doktorlar sıra dışı bir doğuma hazırlanıyorlar. 2 çocuk annesi genç kadın 3 çocuğunu dünyaya getirirken aynı zamanda da kalp ameliyatı olacak. İyi ki de